Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle kainattaki bütün kuralların, Müslümanlara yönettiği bütün emirlerini hikmete bağlamıştır. Hikmetlerin bir kısmı bize açık, bir kısmı ise bizlere örtülüdür. Her attığımız adımda, her aldığımız nefeste aslında hikmetler vardır. Güneşin doğması, ayın gecenin karanlığında zuhur edip de dünyaya nur göndermesi ya da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ayet ayet Allah Azze ve Celle'nin her hükmü ardında hikmetler barındırmaktadır. Yani hikmet demek celbun menafi'lehum ve def'ul mefasidi anhum, insanlar için faydayı temin etmek, zararı ise onların dünyalarından uzaklaştırmak. İbadetlere bu çerçevede baktığınız zaman namazınızın, orucunuzun, haccınızın ardında, arkasında hikmetler göreceksiniz. Onlardan bir tanesini tahlil edersek, haccı incelersek şunları görürüz. Kainatın sahibi وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, insanlara haccı emretmeyi telkin ediyor, bunu emrediyor. Hemen bir sonraki ayet-i kerimede ise لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, neden onlar gelsinler, neden Beytullah'ı tavaf etsinler? Allah'ın dünya ve ahiretleri için takdir ettiği menfaatleri görsünler burada. O halde bunun için şimdi kafileler Kahire'den, Buhara'dan, Şam'dan, Samsun'dan lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur, emrim başım gözüm üzere deyip ihramlarını giydiler, yollara düştüler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, dünya ve ahiretlerini imar edecek hikmetleri Beytullah'da görebilmek için gidiyorlar. Muhammed bin Yasin diyor ki, Beytullah'ı tavaf ediyordum. Yanımda birisi bana yöneldi, dedi ki, min eyne ente, sen nereden geliyorsun, neredesin? Horasan'dan dedim. Peki Horasan buraya ne kadar uzaklıkta? Mesiratu şehreyn, 2 ay dedim. O zaman ve entum ciranu beytillah, siz Allah'ın beytinin, Kabe'nin komşuları mesafesindesiniz. 2 ay ne kadar yakın bir mesafe. Peki sen nereden geliyorsun dedim. Tam 5 yıldır yollardayım, Allah'ın beytini görebilmek için yürüyorum. Allah'ım bu nasıl bir iman, bu nasıl bir aşk? Senin bir kulun tam 5 yıl yollarda yürüyor Beytullah'ı görebilmek için. Ben bu ifadeleri söyleyince dedi ki zurmen havite ve inşeddet bikeddar ve hâle aleyhim ucbun ve estâr la yevme'anneke bu'dun an ziyaratihi innel muhrib limen yehvâhu zavvâr. Yürü, eğer bütün varlığında iman ettiysen Hazreti Allah'a, seviyorsan kainatın sahibini, hiçbir dağ, hiçbir engel, hiçbir vadi seni durduramayacak. Koşacaksın, Beytullah'a geleceksin, örtülerine yapışacaksın, ben geldim Allah'ım diyeceksin. Çünkü sevgili seviyorsa sevdiğini ziyaret eder, engeller onu durduramazlar, yürür Allah'ın yolunda. Şimdi yürüyor hacılar. Oradaki hikmetleri kuşanabilmek için yürüyorlar. Beytullah'a gidecekler. Hani tugaylar düşünün. En seçkin birliklerin tugayları. Onların bile dinlenme saatleri var. O saatte uykuya çekilirler. Acil müdahale için bekletilen mangalar sadece ayakta durur.
birinin bile dinlenme saati vardır. Ama Beytullah'a gittiğiniz zaman gecenin ikisi çocuklar döner. Üçü kadınlar döner. Yağmur yağ semadan olup gibi yağmurun altında huccaç döner. Soğuk var döner, sıcak var döner. Sabah döner, akşam döner. Haftanın yedi günü, yılın bütün mevsimi huccaç. Allah'ın karargahına dönerler. Oraya gidiyor şimdi hacılar. Bir manayı kuşanmaya gidiyorlar. Çok hakika, yüzlerce hikmet var. Sadece bir tanesini arz edeyim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Mekke'nin her sokağı bir sınıf, her caddesi bir amfi. Hacıya, umreciye Hazreti Muhammed her sokakta konuşacak. Yüzlerce şeyin arasında bir de şunu söyleyecek. La yuftala halaha ve la yu'dadu şecavuha ve la yunafferu sayduha. Buraya geldiniz, haremin sınırları içine girdiniz. Bilesiniz ki burası Allah'ın haremidir. Burada bir dikeni, bir ağacı koparamazsınız. Otu sökemezsiniz. Ve la yu'dadu şecavuha. Ağacı alamaz, kesemezsiniz. Bir av hayvanının arkasından koşamazsınız. Onu da ürkütemezsiniz. Bir dünya kuruyorsunuz. O dünyanın içerisinde vahşi hayvanlara kaşınızı çatıp bakmadan nasıl yaşayacak? Haremin sınırları içerisinde ihramı giyen her hacıya Peygamber Aleyhisselam bunu öğretiyor. Öyle ki elinizde bir av hayvanı, onunla harem sınırları içerisine girseniz orada onu boğazlayamazsınız. Cellat görseniz açsınız, onun peşinden gidip de ona ok atamazsınız. Avcıya işte orada cellat var diyemezsiniz. Haremin sınırları içerisinde kendiliğinden büyüyen bir ağacın dallarını da koparamazsınız. Bir aslan görseniz, bir kaplan, onun üzerine bu vahşi hayvandır diye saldırmayınca yürüyemezsiniz. Üzerinizde bir bit var. Eğer o biti öldürürseniz bundan dolayı da sadaka vermeniz gerekir. Çünkü ihramı giyerken Allah'a söz verdiniz. Ya Rab, bundan sonra canlı namına hiçbir şeye saldırmayacağım. Üzerine gitmeyeceğim Allah'ım. Hacıya Mekke sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam ihramı giyen her Müslümana bunları söylüyor. Orada hizmet içi eğitime giriyoruz. Bir dünya vatandaşı olacak. O dünyanın içerisinde ağaçlara, o dünyanın içerisinde kuşlara, aslanlara bile yan gözle bakmamayı öğrenecek. Bunun için hacca gidilir. Yüzlerce hikmetin içinde bu da var. Onun için fıkıh kitaplarımız haccı anlatırken Saydul Berri diye bir başlık açar. Kara hayvanıyla alakalı bunları talan eder sırada. Şimdi bu hakikatlerle memleketine döner bir Müslüman, o Müslümanın dünyası nasıl olur? Yüzlerce hikmetin arasından hayvana dair bu hukuku da öğrenen bir Müslüman Samsun'a döndüğü zaman, memleketine hacı olup da gittiği zaman ashab-ı kiram gibi olur. Bakın nasıldı onlar. Adi bin Hatim radıyallahu anh eline ekmeği alır, evinin dışına çıkar. Kâne yufettidul hubze, ekmeği ufalar bulur. Sorarlar, ekmeği neden böyle ufalarsın? Der ki burada karıncalar var. İnnehumme caratun lena ve lehumme aleyna hakkun. Bunlar bizim komşularımız, bizim karıncalar.
Kıyamet günü sen de geleceksin. Bil ki ya eyyuhel ba'in, ey deve, la tufasimni ila rabbi fe inni lem ahmilke fevka tahati. Senin gücünün üzerinde sana yük yüklemedim. Kıyamet günü kendi derdime düşünce sana yalvarırım. Rabbimin huzuruna gelip de benden hak talep etme ey deve. O ashabını gönderdi, gittiği yerleri vahavari yeşerttiler. Değil insanın hukuku, hayvana bile böyle riayet gösterdiler. Şu kadar hacımız var. İhram giyeriz, hacca gideriz, döneriz, geliriz. Değil hayvanlar. Bizim yaşadığımız mahallede bir kadın, 3 tane çocuğuyla yaşı ilerledi, güzelliğini kaybetti diye kocası tarafından terk edilir. Annesi babası da ölmüştür. Ortada oralıkta kalır. Bulursa temizliklere gider. Hem iffetini korur, hem çocuklarının nafakasını kazanır. Bizim mahallemizin kadınları bunlarsa eğer. Eğer bizim mahallemizde yaşlılar var, amcalar var, dedeler var. Bir zamanlar konuşurlar, sözlerine itibar edilir. Ama yaşlanınca, erzeli ömre gelince artık bunlar huzurlu konuşuyor. Onlar görülünce, yollar değiştirilirse, peki o haccın anlamı nicedir? Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'nin sokaklarında, caddelerinde bize hayvanın hukukundan bahsediyor. En nasip bu olursa evlası olan insanın hak ve hukuku nasıl olacak? O halde kardeşlerim, namazın hikmeti, orucun hikmeti, haccın yüzlerce, binlerce hikmeti var. İbadet yapıyorsa hikmetleri sorgulamalı. Yani her adımda namaz, her adımda hac, her nefeste hac, her solukta namazı kuşanmalı ki Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği, telkin ettiği İbadetlerin faydasını hem dünyada hem ahirette görelim.